Çağırıyor. Ha, benim mi? Ne yapacakmış? Bilmiyorum. Bir şey söyleyecek herhalde. Ne söyleyecekmiş ki? Ya ne bileyim. Davut Bey gelsin dedi. Davut benim, evet. Ya çıldırtma sana insanı. Git bak gel işte. Ne? Aa. Baba sen iyi misin ya? Kim, ben mi? Evet. İyiyim. Ne oldu ki? Evet. Bin tane soru sordu ya. Hayret bir şey ya. Ne sorusu? Soru mu bu? Merak ettik, sorduk. Sorduk diyor, sonra değil diyor ya. Asıl onun bu dünyada ne işi olduğu büyük ve cevaplanamamış bir soru. Şaşmamak lazım. Şapşal şapşal konuşma. Siyah zeytin gibi sokarım çatalı bir tarafına. Salamuru su attı. Sensin o. Çizik zeytin. Ya beni kim çağırıyordu? Sultan Hanım ya. Ya gülüm, daha önce söyleseydin ya şunu. Çek, Allah Allah. Hey Allah'ım ya. Şu evde bir gün seviyeli bir konuşma olmayacak mı kardeşim ya? Başlatan ben değilim. Dikkatinizi çekerim. Ben kahvaltımı ediyorum. Aferin. Tamam neyse, boş ver. Beni kim çağırmıştı? Ya Davut Usta ya. Şaşırdı bugünlerde ha. Buyurun efendim, beni emretmişsiniz. Evet Davut Usta. Biliyorsun bugün Tijenli Orçun Balayı'ndan dönüyor. Akşama şöyle çok güzel bir yemek istiyorum. Harika bir haber efendim de şimdiye kadar kötü yemekler mi yapıyordum? Damat Bey mercimek yemeği ve turşuyu çok sever. Menü olarak nasıl bulursunuz efendim? Ay ne bileyim ben canım. Aşçı sensin. İkisinin de sevdiği yemeklerden bir şeyler yapıver işte. Peki efendim. O çorbadan yapma da. Ne yaparsan yap. Hangi çorba efendim? Elimi körü çorbası. Annemin adı olan yahu, sorup durma, çık hadi. Ha, şehriye çorbası. Efendim Şehriye Hanım şehriye çorbası sevmediğini biliyorum. Ben de şehriye çorbası yaparak Şehriye Hanım'a efendim kızdırmak ister miyim? Yoksa şehriye çorbası yapmam benim için çok kolay efendim. Biri koptu inşallah. Yoksa çık dışarı. Çık hadi. Ne var efendim? Bağüstür efendim. Ne oldu usta? Neymiş? Neymiş? Yine başladı ya, yine başladı ya. Ne başladık be? Bir şey mi dedik? Ustacığım, sen bugün sabahtan beri bütün sorulara soruyla karşılık veriyorsun. Farkında mısın sen bunun he? Nasıl yani? İşte böyle yani. Evet. Ay önce Sultan Hanım ne dedi onu söylesen. Aman bir şey yok ya. Tijenli Orçun geliyormuş da bu akşam güzel yemekler yapacakmışım. Sanki her gece güzel yemek yapmıyorum. Ay geliyorlar mıymış? Hmm. Balayı bitti ha? Ya ne güzel kafamızı dinliyorduk ya. Balayı da amma kısa sürdü ha. Bir hafta çok bile. Ben evlensem en çok bir gün balayı yaparım. Tembelliği hiç sevmem. Yılın yarısı tatil zaten. O yüzden kalkınamıyoruz işte.
büyük fikir adamı, ünlü Türk büyüğü Naver Çörtük yumurtlamaya başladı. Sensin o. Şey yani evet benim o. Yüksek insan erişilmez değer. Bana bak. Tıkınman bittiyse doğru bakkala alınacaklar var hadi. Tamam tamam gideceğiz. Ben sorumluluklarını bilen bir insanım. Sizin gibi değilim. Hadi ne duruyorsunuz verin listeyi. Al bakalım. Kaybol yürü. Ya beni kim çağırmıştı? Aman be usta sen başına bir şey mi düştü senin ya? Ben gittim geldim değil mi? Gittin geldin oğlum. İki kere gittin geldin. Yahu nasıl sesin biraz keyifsizdi? Sormadın mı? Ay ne bileyim Feridun fırsat kalmadı ki. Geliyorum akşama dedi. Küt diye telefonu suratıma kapadı. Sesi de böyle bir ağlamış gibiydi. Ağlamış gibi mi? Ya evet. Geliyorum mu dedi, geliyoruz mu dedi. Ay anne, geliyorum dedi. Bütün Antalya'yı peşine takıp da gelecek hali yok ya. Bu akşam geliyorum dediğinden eminsin değil mi? Evet Feridun. Ben bu akşam... Alayı parasını baba verirse böyle olacak tabii. Ben burada para basmıyorum. Feridun. Eşe kadar lafını katliyen beğenmedim. Çok ayıp oluyor. Ay sıkıldınız. Ama tamam. Akşam gelince öğreniriz. Allah Allah. Ya belki sen yanlış anlamışsındır. Daha 3-5 günde bunlar birbirlerine girmediler ya canım. Aman Allah korusun. Aman inşallah öyledir. İnşallah ne oluyor peki? Ay anne. Ay inşallah maşallah oluyor. Yeter. Ay ne bileyim ben. O zaman kaç saatte burada oluyor otobüs? Saatte 90 kilometre hızla gelirse. Ay şimdi bayılacağım. Ayol ben takometre miyim ha? Nereden bileyim otobüsünün ne zaman geleceğini? Ne yapacaksın Davut Usta? Karar verdin mi? Ne karar verdin mi? Ay başladı gene ya. Yemek canım yemek. Ha, ne bileyim ben canım. Ne yapsam acaba? Ya ne fark eder ustacığım? Yap bir şeyler işte. Sanki gelmeseler peynir ekmek yiyecekler. Her gece zaten burada misafir var. Allah nasıl Allah. Nasıl peynir ekmek? Ne demek o? Tamam usta be. Ne yaparsan yap. Soran gitti. Kafamı karıştırmayın ya. Bulacağız işte. Ay tamam sustuk. Tamam mı? Ya neredesiniz siz? Ben bir türlü bulamıyorum sizi. Ah be ustacığım sende bugün bir haller var ama. Hadi hayırlısı istiyorsan ya, yemeği ben yapayım. Yok ben yaparım. Yalnız siz kaybolmayın. Sen? Sen bugün işe gitmiyor musun? Biraz kırıklığım var anne. Başım ağrıyor. Gitmeyeceğim. Daha beter hasta oluyorum biliyorsun. Hadi git biraz uzan hayatım. Bak iyi değilsin. Rengin de sapsarı. Yok yatamam bu saatte ben ya. Böyle iyiyim. Dinlen çocuğum. Bu soğukta hiç çıkma güneşe de aldanma. İyi günler. Ay o ne öyle be? Çok korkunç haberlerim var. Dün gece bu civarda tam 5 ev 2 dükkan soyulmuş. Büyük bir hırsızlık çetesi iş başındaymış. Aa! Yo. Yakalanmışlar mı bari? Hayır işte. Sorun da o ya. E güzel. Bir süre buralara uğramazlar. Yükünü tutmuştur onlar nasıl olsa. Rahatız. Sensin o. Ben hiç rahat değilim. Adamlar bu civara tatlanmışlar. Belli. Dikkatli olmalıyız. Nasıl yani? Buraya mı girerler? Girmezlerse şaşarım. İşte yaşanan sefaleti biz bilsek de dışarıdan zengin görünen bir ev sonuçta. Hadi lan saçma sapan konuşma. Zor girerler buraya. Kaç kişiyiz baksana. Hırsızlar hane halkını sayıp mı giriyorlar evlere? Asıl bu saçma. Spreyi sıkıpmış. E şimdi bize ne?
Benim yırtık iki fanile ucu delik birkaç tane çorabım var. Gelsin çalsın, ne yapayım yani? Niye gelsinler kardeşim? Mahremiyet diye bir şey var. Ben uyurkenki halimi göstermek istemiyorum belki. Koynuma mı girecek hırsız benim? Ay bence de yani. O zaman usta sen bir süre uyuma, otur bekle. Bu durumu üst makamlara da bildirmeliyiz. Sonra niye söylemediniz olmasın. Şşt. Dur oğlum. Heyecanlandırma insanları. Ortada fal yok, yumurta yok ya. Sen karışma. Yumurta mı yok? Niye söylemiyorsun kızım yumurta yok diye? Of Davut usta ya. Yo yo. Seninle bir şeyler var. Ne oldu? Ne ufu? Ha? Siz burada yayılın, gazete okuyun. Aman. Bakalım. Evi soymuşlar, kimin umrunda? Ne? Ne? Ah. Evi mi soymuşlar? Aman ne? Allah'ım. Saçmalama oğlum. Aa. Günaydın Şehriye teyze. Günaydın. Bizimkini değil ama civardaki 5 evin 2 dükkanı soymuşlar dün gece. Ve biliyorsunuz her 12 saatte bir yine gece olur. Ay. Ay yüreğimi ağzıma getirdim be. Salak. Epes yani. Bu kadar insan. Kış uykusunda mıymış? Bayıltıcı sprey sıkmışlar Şehriye teyzem böyle fıs fıs diye. Ay evet öyle yapıyorlarmış. Gözünü açamıyorsun ki. Yani özetle böyle bir durum var. Ben sizleri uyarıyorum. Aferin, iyi ettin Ziver. Sensin o, ben daver. Aman her neyse canım. İstediği kadar uyar çocuğum. Hırsıza kilit olmaz demişler. O isterse girer. Bu da güzel valla. Hırsıza kilit olmaz diye açalım camları yatalım bari. Ay hiç sahbete sokmayalım insanları. İyi. O zaman sen de bir tüfek al. Sabaha kadar otur bekle. Doğru mu bu? Kim söyledi sana bunu? Varım da. Söyle, herkes buraya gelsin. Çabuk. O kadar korkma Feridun Bey amca. Ben buradayım. Zaten gündüz girmez ki onlar. Değil mi? Allah'ım ne salak çocuk bu yahu. Sen dediğimi yap çabuk. Aman efendim iyi. Aa, size de iyilik yaramıyor. Sadece uyaralım dedik. Hadi 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 hadi. Feridun oğlum niye topluyorsun herkesi buraya? Biz hepimiz buradayken hırsız mutfağı rahat soysun diye. İkaz edeceğim anne. Dikkatli olsun herkes. Bu hırsızlar bir bölgeye dadandı mı suyunu çıkarıncaya kadar çalmaya devam eder. Biliyorsunuz arkadaşlar. Hı hı. Bu da demektir ki her an bizim kapımızda çalabilir. Ama Feridun ne yapsınlar bizim koca kapıyı? Onlar altın, para, mücevher falan çalarlar. Yük tahfi pahada ağır. Ömürsün yani Şehriye teyzem. O manada söylemedi. Bize de gelirler demek istedi. Ne kadar üstün zekasızsın öyle be. Şıp diye anladım bir seferde. Anlarım ben. Sensin şıp. Susun da dinleyin. Gece yatmadan bütün kapılar, pencereler kontrol edilsin bura. En küçük bir yer bile açık kalmaz. Emredersiniz efendim. Baş üstüne. En ufak bir tıkırtıda, seste herkes kalkacak. Öyle kedidir. Rüzgardan perde sallanmıştır. Yok efendim dışarıdan gelmiştir diye umursamazlık etmek yok. Her sese kalkılacak. Anlaşıldı mı? Feridun, anneme söyle de gece 2'de bir tuvalete kalkıp gürültü yapmasın. Ben her defasında hırsız der fırlarım vallahi yataktan. Aslında sen o ünlü horlamana bir çare bul. Her seferinde gök gürlüyor zannediyorum ben. Kim? Ben mi horluyorum? Ay güleyim bari. Ayol ben hayatta horlamam. Hadi atma. Öyle her sese uyanacaksak yandık. Benim yattığım odada otokaportacısından bile çok ses var. Bazıları maşallah sabaha kadar. Zart zurt. Rahatsız oluyorsan seni zorla tutan yok kardeşim. Sen niye üstüne alınıyorsun ki? Zartı zurtu olan gocunsun. Şşt tamam kesin yahu. Meğer ne şikayetçiymiş herkes geceleri. Yo 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 ben değilim efendim. Ben sıcacık yatağımda bir başıma kırmızı başlıklı kızım büyük annesi gibi mutlu mutlu uyuyorum. Ay canım yerim ben senin mutlu mutlu uyumanı. Oğlum akıllı ol akıllı ol. Evet, herkes söylediklerimi anladı mı? Anladım mı efendim.
Akşam bir toplantı daha yapacağım ve hırsızlık durumunda herkesin ne görev yapacağını anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Bu arada ben de biraz düşüneyim, size haber vereceğim. Gidebilirsiniz. Sen gelsene şöyle. Ne o? Ne yapacaksın? Ne göreviymiş hayatım bu? Biraz abartmadık mı? Bunlara o esnada ne yapacağını anlatmazsan her kafadan bir ses çıkar. Hırsız da kaçar. Bak Feridun, bana hiç görev mörev verme. Ben uykumu katliyen bozamam. Ama şu yanındakini kapıma dikebilirsin. Horlaması alarm etkisi. Bak nasıl da üstüme geliyor, görüyorsun değil mi? Asıl sen benim kapımda bekle de ortakları görünce hırsızlar kaçsın. Of Allah'ım, sabır ver bana güzel Allah'ım ya. Oğlum sen of. Niye beni şikayet edip ispiyonluyorsun? Ay. İstediğim gibi uyuyorum sana lan. Niye, yalan mı? Ben hiçbir görev kabul etmem arkadaş. İki kırık vazo için kendimi tehlikeye atamam. Gelsinler ne varsa alıp götürsünler. Sen busun işte. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı. Hakikaten ama usta ya. Laf mı yani senin söylediğin şimdi? Ne yapacağım ki ya? Ha? Atması kolay. Farz edelim hırsız geldi. Biz de duyduk. Kalktık yanına gittik. Adam çekti bıçağı harp diye karnıma soktu. Ya da sıktı kafama indirdi aşağı beni. Kim verecek canımı? Geridur mu verecek? Hey yavrum. Ya niye hep kötü tarafından düşünülecek? Heh, kaçacak tabii. Arkadaşım ben her zaman öbür alternatifi düşünürüm. Ya kaçmazsa? Soruyorum size ya kaçmazsa arkadaşım? Evet usta haklı vallahi. O zaman bütün hırsızlar böyle düşünerek nasılsa korkudan kimse karşı koymaz der ve gelir direkt zili çalar. Öyle girer. Çok saçma. Onlar da bizden korkar. Ama gel de anlat. Saçma maçma. Benim fikrim bu kardeşim. Ben kılımı bile kıpırdatmam. Ben canımı sokakta bulmam arkadaş. Hırsız gelirse beni kaldırmayın bu kadar. Tamam ustacığım. Kalkma. Ha. Sen yat paşa paşa. Biz bakarız hırsıza. Ne olacak yani? Hadi afiyet olsun. Ne oldu şimdi? Sevdiği yemekleri yaptırdık. Niye gelmedi bu kız? Anne sen bizi dinlemiyor musun Allah aşkına? Lodos'tan feribotlar çalışmıyormuş. Topçular da bekliyorlarmış. Cepten aradık dedik ya. Ya hadi kalkalım ya. Şuraya geçelim rahat rahat oturup ay, konuşalım kalk. Ya. Ay kalk hadi, hadi Allah aşkına hadi. Kalk. Öf. Lodos 3 gün sürerse ne olacakmış ne saçma. Orada filmleyecek herhalde. O zaman... Aman körfezi dolaşırlar anne. Merak etme sen. Efendim kahvelerinizi hemen mi alırsınız? Biraz sonra. Peki. Sen şu sofrayı toplayınca hepiniz buraya gelin. Şu hırsız meselesini konuşalım. Tamam mı? Başüstüne efendim. Hadi bakalım. Hadi. Peki efendim. Hadi. Hop hop. Boşaldı semerini ye. Çatlayacaksın. Be. Ben senin gibi zıbarıp bütün gece uyumayacağım. Vitamin almam lazım. Güçlü olmam lazım. Eğer hırsız girerse tepesine çıkacağım. Arkadaşlar, Feridun Bey hepimizi salona çağırıyor buyurun. Kim çağırıyor? Feridun Bey. Görev dağılımı yapacak, yaşasın. Hadi lan çabuk olun. Ay ne hırsızmış ya. Ya hadi usta. Nereye gidiyoruz? Ben üstüme başıma bir şey alayım. Soğuk dışarısı biliyor musun? Ya. Ne dışarısı? İçeri gideceğiz ustacığım. Hadi yürü ya. Yürü hadi. Şey. Hadi yürü. Usta çabuk. İyisin. Hadi. Bırak abicim sen de şu elmayı. Hadi. Gelin. Ben bu evde oldukça hırsızın hırsı giremez efendim. Herkes huzur içinde uyuyabilir. Tek başıma yeterim ben onlara. Aferin benim aslan oğluma. İşte böyle olacak. İftar ettim seninle. Göğsüm kabardı. Sağ ol. Şehriye teyze. Evet çocuklar. İyice düşündüm taşındım. Kafamda bir şekil oluştu. Diyelim hırsız geldi. Evin içinde dolaşıyor. Mesela nerede olsun? Ay Feridunsuz. Ay düşüncesi bile fena etti beni. Ay evin içinde yabancı bir adam. Ay. Günümün odasında mesela atıyorum yani. Yo yo. Benim odam olmaz. Ben korkudan bayılırım. Bir dakika bir dakika. Benim odası olmaz. Sıkar o biraz. Nasıl cesaret edebilirmiş böyle bir şey ya? Mantıklı at. Fark etmez efendim.
Her neredeyse. Duyan derhal fırlayacak ve sesin geldiği yere koşacak. Aman efendim. Hı? Bunlar bıçak, tabanca falan taşırlar. Öyle patatadan çıkılmaz ki karşılarına efendim. Evet Feridun. Bu çok doğru bir şey söyledi. Ay çok büyük bir risk bu. İyi. Kafamızı yorganı çekip hissesimizi çıkarmayalım o zaman. Rahat çalışırız sıcağız. Ayıp etmeyelim canım. Evet yani. Ben de kesinlikle Şehriye teyzeme katılıyorum. Aman. Dağ başı mı burası? Silahlanalım ve karşılarına çıkalım. Abartma, abartma oğlum. Ya bir dakika beni dinler misiniz ya? Ne bu ya? Üstüne bomba bağla, intihar komandosu olsun bari. Ya 3-5 kuruş için o kadar da değil be kardeşim be. Ay evet yani. Ya önemli olan ona evin kalabalık olduğunu göstermek ve bu evi biraz zor soyacağını hissettirmektir. Ay Feridun, bayıltıcı gaz kullanıyorlarmış. Asıl önemli olan o. Tıkırda mıkırtı duyamıyorsun ki. Baygınsın. Bizim odada yeterince bayıltıcı gaz var zaten. Benim bağışıklığım var. Hız gelir. Artık laf yerini buldu mu bilmem. Herkes anladı sanırım. Siz nereden biliyorsunuz efendim? Neyi? Benim şey yaptım. Aman her neyse işte. Uyanık olacağız. Bana ne demek yok. En küçük bir tıkırtı da kalkılacak. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam efendim. Güzel. En son ne dedi şimdi? Bir körfezi dolaşamamış mı koskoca otobüs ya? Ay daha bekleyeceğiz mi ne diyordu? Şarjı bitti konuşamadık. Neyse gelirse anahtarı var girsin yatsın. Ay tabii canım yapacak bir şey yok. Hadi iyi geceler. Hadi canım sana da. Uzun ve yorucu bir günün sonunda yatabiliriz artık. O ne lan öyle? Nene. Davutlaşma daha ver elindeki ne? Bu mu? Savunma silahı. Hırsızın beynini patlatmak için. Sana da düdüklünün kapağını getireyim mi? Gerek yok. Ben gerekeni aldım. O ne be? Daha gücü yok muydu oğlum? Tebrik ederim çok zekice. Ne sandın? Oğlum. Ay. Bir insanın her tarafında mı ses çıkar yahu? Bunlara susturucu takacaksın. Leş. Tijendir. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum. Sadece umuyorum. Ay Feridun. Feridun çok korkuyorum. Şşş. Ses çıkarma. Ay
geldi. Sesler var, geldi. Duydun mu? Evet. Bir bakayım. Bir... Ay dur. Dur, Tijen değil bu. Bu ses salondan geliyor. O olsa odasına giderdi. Ya da seslenirdi ben geldim diye. Meraklı olduğumuzu biliyor. Haklısın. Senin hırsızlık timi de maşallah hemen olaya geldi. Şuraya bak. Horuzları buradan duyuluyor neredeyse. Dur. Biraz dinleyelim. Tamam. Emin olalım. Tamam. Yat yerine zıbar. Biz niye duymadık? Yok tıkırtı mıkırtı. Sen horultudan nasıl duyacaksın ki? Ben bile zor duyuyorum. Şşt. Tijen Hanım gelmiş olmasın? Ha, bak bak bak. Duydunuz mu? Evet, hakikaten biri var ya. Biri mi var? Nerede biri var ya? Saçmalamayın kardeşim. Zıbarın yatın hadi ya. Şşt. Korkak şiko. Sen yat zıbar. Ben gidiyorum. Dur lan, ben de geliyorum. Bir dakika, ben de geliyorum. Yani Burhan, sen de şu deliye uyuyorsun ya. Burhan. Burhan. Beni yalnız bırakmayın burada. Burhan. Yo, hırsız bu. Sen bekle, çıkma odadan, tamam mı? Feridun, dikkat et. Yakaladılar, tamam.